Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Namı Diyale Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da 10. sözün birinci zeyli olan, burada o isimle geçiyor ama aslında 9. şu anın mukaddemesinin ikinci noktası olan bölümdeyiz. Sonuna geldik artık. Bugün inşallah hatime vereceğimizi umut ediyorum. O yüzden hemen hızlıca size metni okuyayım. Ondan sonra da tekrar okuduğumuz kısmın başına dönerek ince tefekkürünü etmeye çalışalım. Bismillah. Melaikenin vücudunu ve vazife-i ubudiyetlerini ispat eden bütün deliller ve hadsiz müşahedeler, mukalemeler, dolayısıyla alemi ervahın ve alemi gaybın ve alemi bekanın ve alemi ahiretin ve ileride cin ve ins ile şenlendirilecek olan dar-ı saadetin ve cennet ve cehennemin vücutlarına delalet ederler. Çünkü melekler bu alemleri izni ilahi ile görebilirler ve girerler. Biraz daha öncesinden alayım. Tereddüt ettim şimdi çünkü şurada bir geçiş vardı. O geçişi ihmal etmiş olduk. Biraz daha öncesinden tekrar okumaya başlıyorum arkadaşlar. Çok fazla öncesi değil. Hem nasıl ki mezkur üç erkanı imaniye, onları ispat eden bütün delilleriyle haşre şehadet ve delalet ederler, öyle de. Ve bi melaiketihi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala olan iki rükn-i imani dahi haşr-i istizam edip, kuvvetli bir surette alemi bekaya şehadet ve delalet ederler, şöyle ki. Burada artık akaid rükünlerinden meleklere imanın ve kadere imanın haşre işaretlerini konuşacak. Orada bir geçiş yaptı. O geçişi ihmal etmemek için oradan döndüm okudum. Kusura bakmayın. İlk başladığımız yer yanlış oldu. Şimdi tekrar oraya geliyoruz. Melaikenin vücudunu ve vazife-i ubudiyetlerini ispat eden bütün deliller ve hadsiz müşahedeler, mukalemeler, dolayısıyla alemi ervahın ve alemi gaybın ve alemi bekanın ve alemi ahiretin ve ileride cin ve ins ile şenlendirilecek olan dar-ı saadetin ve cennet ve cehennemin vücutlarına delalet ederler. Çünkü melekler bu alemleri izni ilahi ile görebilirler ve girerler. Ve Hazreti Cebrail gibi insanlarla görüşen umum melaike-i mukarrebin, mezkur alemlerin vücutlarını ve onlarda gezdiklerini müttefikan haber veriyorlar. Görmediğimiz Amerika kıtasının vücudunu ondan gelenlerin ihbarıyla bedihi bildiğimiz gibi, yüz tevatür kuvvetinde bulunan melaike ihbaratıyla alem-i bekanın ve dar-ı ahiretin ve cennet ve cehennemin vücutlarına katiyetle iman etmek gerektir ve öyle de iman ederiz. Amenna ve saddakna. Elhamdülillah. Hem 26. söz olan Risale-i Kader'de imanı bil kader rüknünü ispat eden bütün deliller, dolayısıyla haşre ve neşr-i suhufa ve mizan-ı ekberdeki muvazene-i amale delalet ederler. Çünkü her şeyin mukadderatını gözümüz önünde nizam ve mizan levhalarında kaydetmek ve her zihayatın sergüzeşt-i hayatiyelerini kuvve-i hafızalarında ve çekirdeklerinde ve sair elvah-ı misaliyede yazmak ve her ziruhun hususan insanların defteri amallerini elvah-ı mahfuzada tespit etmek, geçirmek elbette öyle muhit bir kader ve hakimane bir takdir ve müdakkikane bir kayıt ve hafizane bir kitabet
Ancak Mahkeme-i Kübra'da umumi bir muhakeme neticesinde daimi bir mükafat ve mücazat için olabilir. Yoksa o ihatalı ve inceden ince olan kayıt ve muhafaza bütün bütün manasız, faydasız kalır, hikmete ve hakikate münafi olur. Hem haşir gelmezse kader kalemiyle yazılan bu kitab-ı kainatın bütün muhakkak manaları bozulur ki, hiçbir ciheti imkanı olamaz ve o ihtimal bu kainatın vücudunu inkar gibi bir muhal, belki bir hezeyan olur. Elhasıl imanın beş rüknü bütün delilleriyle haşir ve neşrin vukuuna ve vücuduna ve dar-ı ahiretin vücuduna ve açılmasına delalet edip isterler ve şehadet edip talep ederler. İşte hakikat-ı haşriyenin azametine tam muvafık böyle azametli ve sarsılmaz direkleri ve bürhanları bulunduğu içindir ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hemen hemen üçten birisi haşir ve ahireti teşkil ediyor ve onu bütün hakaikına temel taşı ve üssül esas yapıyor ve her şeyi onun üstüne bina ediyor. Mukaddime nihayet buldu elhamdülillah. Böylece Zeyl'in birinci parçasının, yani 10. sözün Zeyl'in birinci parçası ya da birinci Zeyl'i diyelim, o metnin sonuna gelmiş olduk. Daha bizim mesafemiz var. Bu Zeyl'ler galiba 5 parça. Şöyle bir gideyim size söyleyeyim tam. Evet, kısalıkta uzunlukta muhtelifler ama 5 parça ve şu anki sayfamız 158, 157, 158 bugün okuduğumuz sayfalar söz basım külliyatının sayfa altı sözlüklü bu tasarımına göre 157, 158. sayfalardayız. 10. sözün sonu da 176. sayfa yine söz basım külliyata göre. Demek ki fazla bir mesafemiz kalmadı. Artık tünelin sonunda ışık görünüyor elhamdülillah. Pekala, şimdi metnimizin başına dönüyoruz ve metnin başından itibaren ince tefekkür etmeye çalışalım, deneyelim. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan, biz de onun inayetini diliyoruz. Başlarken genel anlamda şunu konuşalım. Dediğim gibi 9. şuanın mukaddimesinin ikinci noktası, bunu dersler boyunca sık sık tekrarladım, bize bir bakış açısı kazandırıyor, bize bir tefekkür açısı kazandırıyor, bir refleks kazandırıyor. Nedir o refleks? İmanın bir rüknünü tefekkür ettiğiniz zaman ondan sair iman rükünlerine pencereler, kapılar bulabilirsiniz. Aralarında gereklilik bağları, perçinler, tıpkı böyle diyelim direkleri birbirine takmışlar. Bizim karşımızda Hilton Otel var Avcılar'da. Hemen onun karşı tarafında oturuyoruz sayılır. Şimdi orada onun inşası sırasında biz gördük. Çelik şeyden inşa ettiler adeta. Komple çelikten inşa ettiler. O demirleri, çelikleri birbirine taktıklarında perçinliyorlar, takıyorlar. Birisini çektiğiniz zaman muhtemelen, eğer öyle bir kuvvetimiz olsaydı, yani o binanın bir tarafını çekip koparabilecek olsaydık, o bütün binanın düzenini etkilerdi. Çünkü onu çektiğiniz zaman diğerlerine perçinli, onları da çekiyor. Veya şöyle bir teknolojimiz olsaydı, bir yerden elektrik verseydik, o demirin her tarafında o elektriği hissederdik. Isıyı verseydik hissederdik. Neden? Bağlı çünkü birbirine. Aralarında iletişim, ulaşım var. O anlamda İslam'ın rükünleri arasında da bir iletişim, ulaşım var. Birbirlerine bağlılar, birbirlerine yaslanıyorlar, ayrı ayrı adacıklar değil onlar. Dinden bir parçayı inkar eden neden kafir oluyor? Bunun cevabı da burada saklı. Çünkü o parçayı itham etmek, inkar etmek, ona dair şüpheler bulundurmak için de dolaylı yoldan diğerlerine de gidiyor, doğrudan olmasa da. Mesela işte Kur'an'da acaba yanlış hüküm var mı diye bir insan şey yapsa, şüphe değil de iman etse diyelim, Kur'an'da yanlışlar var diye iman etse, Allah cümlemizi böyle yanlışlardan muhafaza eylesin. Bu iddiası Cenab-ı Hakk'a gider bir, Habibi Edibine gider iki, meleklere gider üç. Yani bütün itikadi rükünlere sirayet eder. Neden? Yani Allah kullarına vahyetmiş doğruyu bulsunlar diye. Bu Allah o vahyindeki yanlışı doğruyu ayıramayacak bir Allah mı? Bak, Allah marifetine gitti. Habibi Edib'i mi karıştırmış diye ima ediyorsun bu yanlışı? O zaman Habibi Edib'in aleyhissalatu vesselam
dürüstlüğüne dair bir suçlamada bulundun sen. Bak, peygambere yalancılık isnat ettin, hem de yalancılığın en büyüğü. Kendi sözünü, hatasını Cenab-ı Hakk'ın lafı diye, haşa, Cenab-ı Hakk'ın kelamı diye naklediyormuş suçlamasında bulundun ki bu yani büyük bir bühtan, büyük bir suçlama, itham. Elbette bunun imana bir getirisi var. O açıdan hep diyoruz, İslam ayrılmaz bir bütündür. Şurasını aldım, burasını bıraktım. Şurası benim olsun, şurası yerinde kalsın. Böyle İslam'da muamele olmaz. İslam öyle değildir. Yani o Hristiyanlık gibi falan filan, Yahudilik gibi falan değildir. İslam'ın bir parçasını çekerseniz hepsi üstünüze yıkılır. İmanınız sizin üstünüze yıkılır. Yoksa İslam'a bir şey yapamazsınız. Bu yüzden alimlerimiz de tarihin başından beri, İslam tarihinin başından beri böyle İslamiyet'in parçalarına karşı büyük hassasiyetler göstermişler. Ebu Bekir radıyallahu anh mesela mürtetlerle savaşında, Yemame Harbi'ydi galiba. Neden hassasiyet göstermiş? Zekatla namazın arasını ayırana cihad ilan ederim demiş. Cihad ederim onlarla demiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh bile demiş ki, yani acele etmeyelim, bunlar şimdi daha yeni işte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat etti. Biraz zaman verelim, sonra üstlerine yürürüz, biraz toparlanalım falan demiş. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dinlememiş. Niye bu hassasiyeti gösteriyor? Çünkü hakikaten zekatla namazın arasının açılmaması lazım. Onlar beraber bir bütün. Bir parçasını çektiğiniz zaman, velev ki karşı taraf bunu bilmiyor olsa bile, imanın, şeriatın rükünleri yıkılmaya başlar. Ne kadere iman, ne hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman, ne meleklere iman, ne kitaplara iman, ne de başka bir mesela tek bir ayetin hükmü, içkinin haramlığı mesela, bunun inkarı. Biz bunların hiçbirisinde bağışlayıcı, affedici, ya bu da olur, bu da böyle iman etsin canım, ne olur ki diyemeyiz. Deizm gibi bir şey mesela, peygamberliği inkar ediyor. Onu İslam içine alamayız, Müslüman deist diyemeyiz. Nübüvveti inkar ediyor, bu adam nasıl İslam'da kalır deriz. Asıl göstermemiz gereken tepki budur ki elhamdülillah Müslümanlar da bu tepkiyi gösteriyorlar. Pekala arkadaşlar. Şimdi ince tefekkürümüze başlamaya çalışıyoruz. Hem nasıl ki mezkur üç erkan-ı imaniye onları ispat eden bütün delilleriyle haşre şehadet ve delalet ederler. Üç erkan-ı imaniye neydi önceki? Dokuzuncu şu anın mukaddimesi olan bu bölüm. İkinci noktası yani onun ikinci noktası. Onuncu sözün birinci zeyli diğer adıyla bize bir, Allah'a iman üzerinden ahireti anlattı. Yani Allah'a inanıyorsan ahirete inanman lazım. Allah'la ahiret birbirisiyle olmazsa olmaz ilişkiye sahip diye öğretti. İki, kitaplara imanla ahirete iman arasında olmazsa olmaz bir ilişki olduğunu gösterdi. Çünkü kitaplar ahireti anlatıyor. Üç, nübüvvete imanla yani peygamberliğe imanla ahiretin arasında olmazsa olmaz bir ilişki olduğunu söyledi. Birçok bağlantı söyledi ama mesela peygamberler de ahireti anlatıyor. Eğer ahiret gerçek olmazsa peygamberin emeği ziyan olur. Peygamberin sözü yalan olur. Peygamberin davası boşa düşer. Yani bunu bir derk ettiğiniz zaman zaten o şeyi kavruyorsunuz. Bediüzzaman Hazretleri de o yönleriyle anlattı. Kastettiği mezkur üç erkan-ı imaniye onlar. Allah'a iman, kitaplara iman, peygamberlere iman. Bu metnin İlk kısmı, uzunca bir kısmı bu üçü üzerinden bize ahirete imanın gerekliliğini anlattı. Şimdi ama daha dersini bitirmemiş demek ki iki şeyi daha kısaca yer verip içinde birer paragrafla anarak bize bir kapı açacak. Yani bak bunları da anıyorum. Bundan sonra eğer çalışmak istiyorsanız kapı açık. Siz de oturun, ayetlere bakın, hadislere bakın, imanın rükünlerine bakın. Bunların arasında, diğerleri arasında bağlar kurabilirsiniz. Nasıl olacak? Bu bize kalmış. Mesainin geri kalanı bize kalmış. Ama önceki kısmını Bediüzzaman Hazretleri bize talim ettiriyor. Finali de bunlarla yapacak. Nasıl ki mezkur üç erkan-ı imaniye onları ispat eden bütün delilleriyle haşre, şehadet, şahitlik ve delalet, işaret ederler. Öyle de ve bi melaiketihi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Ne demek bu ifade? Meleklere ve kadere hayır ve şerrin Allah'tan Teala'dan geldiğine inanmak.
Amentü içinde biz bunu hep tekrar ediyoruz. Amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala ila ahir. Vel ba'su ba'del metakun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye devam ediyoruz. Okuyoruz o iman özeti. Bizim ne üzere durduğumuzu anlatan o metni okuyoruz. Elhamdülillah Cenab-ı Hak hep okumayı nasip etsin. Son nefeste de okumayı nasip etsin. Onunla öldürsün, onunla kaldırsın bizi inşallah haşirde. O bizim şerefimiz, kalbimizin duruşunu onun üzerine daim etsin. E şimdi burada da ne dedi? Bak meleklere, kadere ve hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak üzerinden olan iki rükn-i imani dahi haşri istizam edip, gerektirip kuvvetli bir surette alemi bekaya yani sonsuz alem, dünyadan sonrası, biz faniyat alemindeyiz. Bir de cennet, cehennem vesaire onlarla bir alemi beka oluşacak. Sonu olmayan. Şehadet ve delalet ederler şöyle ki. Yani burada da ve bi melaiketihi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala üzerinden haşri istizam edecek. İstizam edip kuvvetli bir surette alemi bekaya şehadet ve delalet ederler. Onu gösterecek bize. Şöyle ki dedi. Burada bizim göreceğimiz o yani. Biz meleklere imanın nasıl ahireti gerektirdiğini öğreneceğiz. Bir, iki, bir de kadere imanın, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna imanın ahireti neden gerektirdiğini, ahiret neden olmazsa olmaz bize öğrettiğini öğreneceğiz. Nasıl, neden öğrettiğini öğreneceğiz. Burada birer paragrafçık olarak bu ders bize verilecek. Öyle diyor ve şöyle ki. Melaikenin vücudunu yani varlığını ve vazife-i ubudiyetlerini, kulluk vazifelerini ispat eden bütün deliller ve hadsiz müşahedeler, mukalemeler, dolayısıyla alemi ervahın ve alemi gaybın ve alemi bekanın ve alemi ahiretin ve ileride cin ve ins ile şenlendirilecek olan dar-ı saadetin ve cennet ve cehennemin vücutlarına delalet ederler. Bizim bu dünyada meleklerin varlığına iman etmemizi sağlayan her ne karine varsa, delil varsa, mesela ne diyor burada? Müşahedeler, mukalemeler diyor. Meleklerle görüşen peygamberler zaten aleyhisselam hepsi görüşüyorlar, vahiy alıyorlar diye ve onların gölgesinde mesai sarf eden evliyalar da, Allah dostları da onlar da ders alıyorlar ve onlar da konuşuyorlar, görüşüyorlar. Onların da hayatlarında böyle menkıbeler, kıssalar çok okumuşsunuzdur. Yani meleklerin varlığına dair hadsiz müşahedeler ve mukalemeler, şahitlikler ve konuşmalar, mukaleme, konuşmak demek. Burada nasıl verilmiş manası? Karşılıklı konuşma, evet. Dolayısıyla alemi ervahın, ruhlar aleminin ve alemi gaybın, bizim şu an müşahede edemediğimiz, beş duyu organıyla göremediğimiz, bilemediğimiz, tadamadığımız, dokunamadığımız başka bir alemin, gayb aleminin, bilinmeyen alemin ve alemi bekanın ve alemi ahiretin ve ileride cin ve ins ile şenlendirilecek olan dar-ı saadetin, saadet evinin, yurdunun ve cennet ve cehennemin vücutlarına delalet ederler. Meleklere İman ettiren her ne karine varsa, her ne tecrübe varsa, her ne delil varsa, bize melekler var kardeşim dedikten ne varsa içimizde yaşadığımız, kalbimize gelen ilham da bunun delilidir. Mesela dururken, durup düşünürken içinize böyle bir iyilik sesi, sözü, ilhamı geldiği zaman bu da bir delildir mesela. Bunu ben söylemedim diyorsun, birisi bana söyletiyor sanki, içimden bir ses geliyor bana. Şöyle yap diyor. Nasıl ki kötülük geliyor, lümme-i şeytaniyeden şeytan da bir şeyler söyletiyor. Bazen kötü bir fikir geliyor aklınıza. Hafazan Allah, bu nereden benim aklıma geldi diyorsun. Belli ki senin fikrin değil o. O bir yerden sana fısıldanıyor. Yani bu şuurun, bu aklın işi değil o. Başka bir yerden gelen bir mesaj gibi iyi şeyler de geliyor bizim aklımıza, kalbimize. Bazen bizden olmadığını fark ediyoruz. Ya bu diyor, ne güzel söylendi, bana ilham edildi. Şairler veya işte edebiyatçılar veya bilim adamları bazen bir şey buluyorlar. Adam bir yıl, iki yıl, üç yıl uğraşıyor, bulamıyor. Bir gece uykusunda buluyor veya Arşimet gibi suyun içinde buluyor.
hamamda keyif yaparken aklına geliyor. Şimdi bunlar da bir delil. İlham oluyor, bir sözler, bir kelimeler fısıldanıyor. Veya daha böyle yakın tecrübeler var. Mesela Allah dostlarının tecrübeleri görerek, konuşarak bizzat biliyorlar. Bunlar olmasa bile varlıktaki şuur yanı bize meleklerin varlığını anlatıyor zaten. Şimdi mesela ben trafiğe çıkıyorum diyelim. Benim ehliyetim yok da örnek olarak zikrediyorum. Trafiğe çıkıyorum diyelim. Şimdi bu trafikte benim kaza yapmamam, yolumu doğru düzgün tamamlamam, arabamın hiçbir şeye çarpmaması neyle mümkün? Benim o direksiyonda aklı başında, şuurlu, akıllı, yolu gören, işaretleri gören, imkanları gören, tehlikeleri gören bir şekilde olmamla mümkün. Yani şuurlu bir şey, cansız bir şeyi hedefine götürür. Altını çiziyorum bu cümlenin. Şuurlu bir şey ancak cansız bir şeyi hedefine götürür. Cansız şeylerin kendi başlarına hedeflerini tamamlama gücü yoktur. Normal dünyada biz bunu böyle tecrübe ediyoruz. Kimse arabasının arka koltuğuna oturup götür beni bilmem nereye demiyor. Ha, bu teknoloji geliştirilirse, neye bina edilecek geliştirilirse bu teknoloji? Kusura bakmayın dilim dönmüyor. Bugün suyum yok çünkü oruçluyum. Bu teknoloji yine o araca bir şuur yüklemekle mümkün olacak eğer olacaksa. İşte uydulardan GPS'le bilmem şunla bunla o araca yerini bulma yeteneği verilecek. Bir yapay zeka ile belki verilecek. Ondan sonra o araç ancak götürebilecek. Yine şuurla yani. Cansız bir şey şuuru olmazsa yörüngede kalamıyor, hedefini bulamıyor. Hareket edemiyor yani, akıllıca hareket edemiyor. Yok ki onda akıl. Biz bunu bu dünyada her gün müşahede ediyoruz. Bir şoförün sarhoş edici bir şey içtiğinde, aklı başından gittiğinde veya sağlık problemi yaşadığında, ben mesela Beylikdüzü'nde öyle bir kazaya denk geldim. Araba böyle döndü, yan tarafa çarptı böyle bariyerlere. Adam içinde rahatsızlandı belli ki. Hani müdahale etmek için koştum ama benden önce gidenler oldu. İşte adamı kaldırdılar falan filan. Adam içinde kalp krizi mi geçirdi, başka bir şey mi bilemiyoruz. Ama rahatsızlanmış yani arabanın içinde. Bunun gibi şeyler olabiliyor. Bak o şuur kesintisi yaşandığı an tansiyonunuz düştü, Allah muhafaza. Kalp krizi geldi, Allah muhafaza. Bak ne oluyor, uyudunuz, o bile. Ne kadar çok kaza oluyor uykusuzluktan değil mi? Uykunuz geldi, gözünüz gitti, şuur kesildi, araba gidiyor güm. Buradan şunu da tefekkür etmemiz lazım. Alem nasıl yörüngesinde kalıyor? Alem nasıl yaratılış maksadına uygun şekilde başından sonuna kadar düzenli bir şekilde kanunlar tıkır 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 nasıl işliyor? Demek ki onları yöneten bir Allah var. Birinci mertebe bu. İkinci mertebe Cenab-ı Hakk'ın nasıl kudrette esbab türü perdeleri var. Şuurda da melek türü perdeleri var. Bakın bunun da altını çiziyorum. Kudrette Cenab-ı Hakk'ın nasıl esbab türü perdeleri var. Şuurda da melek türü, evet şuurda da melek türü perdeleri var. Melek cinsinden perdeleri var. O nasıl perdeli? Bu da perdeli. Cenab-ı Hak şanını öyle icra ediyor. Cenab-ı Hakk'ın takdiri nasıl bir şeyi, elmayı bize kudreti yetmez mi? Her türlü yeter yani. Güneşleri yaratan, yıldızları yaratan Allah'ın kudreti neyden uzak olabilir? Elmayı dilediğimiz anda hop diye elimizde yaratabilir mi Allah? Yaratabilir ama öyle murad etmiyor. Tohumunu toprağa ekiyorsun, ağacının büyümesini bekliyorsun, o ağacın ihtiyaçlarını karşılıyorsun, o ağaç çiçek açıyor, bir süreci var, mevsimi var. O zaman ancak oradan elma sana ulaşıyor. Bunu nasıl kudretine perde yapmış? O ağacın şuur tarafını da, o ağacın içinde bir sürü akıl gerektiren iş dönüyor. Onun kökünden besinleri alması, onları orantılayarak dağıtması, işte efendime söyleyeyim güneşin tarafına doğru, değil mi, ağaçlarda öyle bir şey de var. Güneş neredeyse oraya doğru şöyle bir temayül gösteriyorlar. Çiçeklerde, bitkilerde de var o. Bunun gibi o bitkilerde de yer alan şuurlu işler, hayvanlarda yer alan onları aşacak kadar şuurlu işler, hepsi onlarla Cenab-ı Hakk'ın arasında yine bir perde olan melekler vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Melekler bir şey yapabilme gücüne sahip değil. Tıpkı insanlar gibi onların da yaratma gücü yok. Ama Cenab-ı Hak memur etmiş onları. O işin başına şahit kılmış. Bizi nasıl ağacın büyümesine şahit kılmış, ağacı biz büyütmüyoruz. Ekiyoruz sadece. Sadece yaptığımız ekmek.
suyunu veriyoruz. İşte zamanı geldiğinde veya işte ilk başta can suyunu veriyoruz. Sonra mevsimi geldiğinde yapılacak işleri varsa yapıyoruz. Ama o ağacı büyüten biz değiliz. O ağacı yaratan Allah. Biz sadece kendi üzerimize düşen fiili görevi yerine getiriyoruz. Yaratmada payımız yok. Sadece sürecin içine dahil olmamız var. Dua etmemiz var. Kesbetmemiz var. Bunun gibi de meleklerin de yaratma gücü yok. Ama Cenab-ı Hak onları da bir perde kılmış ki alemin şuurunu ifade etsinler. Biz şu an alemi bilim adamları mesela inceliyorlar. Sanki kozmos, kocaman uzay, ölü ceset değil. Bizim şahit olduğumuz kısmı o kadar. Şahit olmadığımız boyutunda bir kafamızı kaldırsak mesela göreceğiz belki. Dev gibi kocaman bir melek veya iki melek dünyayı sürüklüyor. O yörüngede dünya nasıl sapmadan dönüyor? Belki o üst düzeye çıkabilsek, o kadar yüksek bir yetenek demeyelim, bu yetenekli olacak bir iş değil. Bu ancak Cenab-ı Hakk'ın fazlıyla, kalp gözünü açmasıyla, ne diyelim, hidayet vermesiyle olacak bir şey. Ki büyük evliyalardan, mesela İbrahim Hakkı Hazretleri, Kuddise Sirruh, marifetnamesinde semavat katlarını anlatıyor, oradaki melekleri anlatıyor. Nasıl anlatıyor bunları? Elbette Cenab-ı Hak ona bir ihsanda bulunmuş. Onunla anlatıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddise Sirruh Mektubat-ı Rabbaniye'de gezdiği makamları anlatıyor. Orada gördüklerini anlatıyor. Neyle anlatıyor? Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Kuddise Sirruh neler anlatıyor mesela? Ne keşifler anlatıyor? Neyle anlatıyor? Allah'ın ihsanıyla. Öyle bir ihsanla onlara şahit olunabilir ama bizde o yok. Biz ama bununla da bilebiliriz. Ya bu şuur gerektiren işler nasıl oluyor ya? Ben arabamı şu kapıdan şuraya götüremiyorum başında olmasam. Araba kendi kendine gitmiyor. Bu dünya nasıl güneşin etrafında hiç sapmadan dönüyor? Bunu bir sorsak, işte yağmur damlaları şu bu bunlar nasıl böyle bu kadar birbirlerine çarpmadan, toplanmadan, topyekün bir su yığını olup aşağı düşmeden, buz kütlesi olup kocaman aşağı düşmeden böyle inebiliyorlar tek tek, tane tane, parça parça, hiç incitmeyecek. En küçük karıncanın bile kafasına düştüğünde ah kafam yarıldı demeyeceği şekilde nasıl oluyor bu iş diye sorsak zaten oradan bu işte bir bizim alemde göremediğimiz bir boyutta bir şuur boyutu olduğunu orada başka canlıların da bulunduğunu ve onların buna memur olduklarını, şahit olduklarını, o işin yürütülmesinde aracı kılındıklarını sezebiliyoruz. Cenab-ı Hak bu idraki kalbimizde iyice açsın. Nasiptir. Allah lütfederse gösterir. Görmeyi de nasip eylesin diyelim. Melaikenin vücudunu ve vazifi ubudiyetlerini ispat eden bütün deliller ve hadsiz müşahedeler, mukalemeler, dolayısıyla alemi ervahın ve alemi gaybın ve alemi bekanın ve alemi ahiretin ve ileride cin ve ins ile şenlendirilecek olan dar-ı saadetin ve cennet ve cehennemin vücutlarına delalet ederler. Allah Allah. Nasıl? Çünkü melekler bu alemleri izni ilahi ile görebilirler ve girerler. Çünkü melekler bu alemleri izni ilahi ile görebilirler ve girerler. Ve Hazreti Cebrail gibi aleyhisselam insanlarla görüşen umum melaike-i mukarrebin, yani meleklerin büyükleri, melaike-i mukarrebin o demek, büyük melekler demek herhalde şuradan. Tam şeyini okuyayım size. Makam itibariyle Allah'a yakın olan melekler demekmiş. Makam itibariyle Allah'a yakın olan melekler. Bu Allah'a yakınlıktan kasıt, güç, irade falan bu şekilde mi? Haşa. Allah'a ubudiyetle, kullukla, muhabbetle yakın olan melekler. Öyle anlamak lazım. Kıymetleri büyük yani. Diğer melekler yanında bu melekelerin kıymeti daha büyük. İnsanlarla görüşen umum melaike-i mukarrebin, başta Hazreti Cebrail aleyhisselam, mezkur alemlerin vücutlarını ve onlar orada gezdiklerini müttefikan haber veriyorlar. Ya nasıl olur, cennet cehennem sonra yaratılmayacak mı? O senin için sonra. Sen zamana kayıtlı bir yaratıksın. Öncelik sonralık sende var. Yıldızlar Arası diye bir film var arkadaşlar. Herhalde 5 sene 6 sene olmuştur o film. Daha da önce olabilir. Interstellar diye herhalde İngilizcesi. Orada mesela kara delikten geçerken şöyle bir muhabbet dönüyordu. Yani daha üst boyutta yaşayan canlılar için diyor. Böyle bir ihtimali konuşuyorlar o filmde.
daha üst boyutta yaşayan canlılar için diyor, belki de diyor geleceğe gitmek bir dağın yamacını tırmanmak gibi. Geçmişe gitmek de diyor bir yamaçtan aşağı inmek gibi. Bak adamlar o bütün sekülerlikleri, inkarcılıkları, ateistlikleri, şunları bunları içinde ya olabilir diyorlar. Yani böyle daha üst boyutlu canlılar olabilir. Bunların bizden daha fazla yetenekleri, kabiliyetleri, güçleri olabilir diye söylüyorlar. İşte o. Yani onların orada hissettiklerini aslında tabii biz iman ediyoruz ona. Hazreti Cebrail gibi insanlarla görüşen umum melaike mukarrebin, meskur alemlerin vücutlarını ve onlarda gezdiklerini müttefikan haber veriyorlar. Cebrail aleyhisselam bazen elini uzatıyor. Cennetten üzüm koparıp Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimize radıyallahu anh mecmain veriyor. Nasıl yapıyor? Ya, yapıyor. Onda o yetenek var, sende yok. Ama onun o yeteneği sayesinde sen ahirete iman edebiliyorsun. Çünkü o da bir delil oluyor. Nasıl aldı bu? Nereden aldı bu? Gibi. Görmediğimiz Amerika kıtasının vücudunu ondan gelenlerin ihbarıyla bedihi apaçık bildiğimiz gibi, yüz tevatür kuvvetinde bulunan melaike ihbaratıyla alemi bekanın ve dar-ı ahiretin ve cennet ve cehennemin vücutlarına o katiyette iman etmek gerektir ve öyle de iman ederiz elhamdülillah. Ne örneği verdi? Amerika diye bir yer var kardeşim. İnsanlar anlatıyor. Gittik mi? Yok vallahi gitmedik. Gördük mü? Yok vallahi görmedik. İnternette falan bu resimler hariç. Onlar da kurgu olabilir değil mi? Görmedik ama o kadar çok insan bize öyle bir yerin var olduğunu söylüyor ki daha şüphe etmiyoruz. Ben mesela şüphe etmiyorum, Amerika diye bir yer var diyorum. Şüphe eden olursa ona ne gözüyle bakılır? 49 gözüyle bakılır, yani delirmiş gözüyle bakılır. Veya Afrika diye bir yer var. Ya gitmedik arkadaş, inanmam ben. Ya sen gitmedin de giden bir sürü, gelen oradan bir sürü insanları görüyorsun. İstanbul'umuzda da varlar o kardeşler. Onlar var olduğunun delilleri. Daha bunda şüphe olur mu? Bu kadar şey kuvvetinde burada yüz tevatür dedi ya. Tevatür arkadaşlar yalanla ittifak etmesi mümkün olmayan bir cemaatin topluca verdiği haber manasında. Ya mesela deseler ki bana Avcılar Meydanı'nda bir arkadaş geçerken dese ki ya Avcılar Meydanı'nda büyük yangın çıkmış. Acaba derim, çok güvenilir bir arkadaşsa ondan da şüphelenmem ama diyelim ki X kişi. Acaba derim, ya ikinci bir kişi geçiyor yanımdan, ya Avcılar'da çok büyük yangın çıkmış. Aa bak biraz daha kuvvet kazandı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 50 olduğu zaman dersin ya kesin bir yangın çıktı yani. Bu kadar insan söylediğine göre bu yalan olmaz dersin. İşte bu tevatür. Hadis ilminde bunun bir karşılığı var, fıkıhta başka bir karşılığı var. Hani gene ittifaklı haber manası ama onların arasında şey farkı var. Kaç kişiyle ittifak olur vesaire gibi. Ama tevatür bizdeki gibi ya, tevatür söylenti manasında değil. Türkçe'ye nedense böyle yerleşmiş. Tevatür dendiği zaman söylenti anlaşılıyor. Hayır, hadis ilmindeki karşılığı buradaki. Yani topluca verilen, yalan üzerine ittifakı muhal olan bir topluluğun verdiği haber manasında kullanılmıştır arkadaşlar. Ya yalan olması mümkün değil. Öyle bir haber yani. Bu kadar insan söylüyor kardeşim, yalan olur mu diyeceğin haber. İşte Amerika'nın şeyi bizim için öyle. Yüz tevatür kuvvetinde bulunan melaike ihbaratıyla, meleklerin haber vermesiyle, alemi bekanın ve dar ahiretin ve cennet ve cehennemin vücutlarına o katiyette iman etmek gerektir ve öyle de iman ederiz. Meleklere iman eden insan, ya ben meleklere inanıyorum ama ahirete inanmıyorum diyemezsin. Çünkü melekler onu söylüyor sana. Kur'an'ın ayetlerini zaten melekler getirmiş. Diğer musafların, kutsal kitapların, muharref halleri değil elbette ama asıllarını getiren yine melekler, yine Cebrail aleyhisselam. Şimdi onlar o haberlerin taşıyıcıları, onlar o haberlerin vericileri, onlar o tecrübeyi yaşayanlar, giden gelenler. Onlara inanıyorsun ama ahirete inanmıyorsun. Bu bir tezattır. Buradan çıkamazsın. Bu bir çukurdur. Böyle bir şey olmaz. O yüzden meleklere iman ediyorsan kaçınılmaz bir şekilde ahirete iman edeceksin ve öyle de iman ederiz diyelim. Şimdi bir de kaderin işareti var. Ona geldik. Hem 26. sözü olan Risale-i Kader'de, Kader Risalesi'nden bahsediyor. İnşallah onu da gelip konuşmak nasip olur. Ben çok onu bilmem ama yani kader mevzusu biraz beni aşan bir konu ama dilimiz döndüğünce en azından güvenli alanında konuşuruz.
güvenli olmayan alanda ben artık orada konuşamayacağım, bilmiyorum bunu dediğim yerde de okuyarak geçerim artık, yapacak bir şeyim yok. Ama nasip olursa inşallah oraya da geliriz. Hem 26. söz olan Risale-i Kader'de imanı bil kader rüknünü, yani kadere imanı ispat eden bütün deliller, dolayısıyla haşre ve neşri suhufa, haşre tamam, neşri suhuf ne? Defterlerin neşredilmesi. Ne defteri? Amel defterlerimizin neşredilmesi. Kur'an'da ayet var değil mi? Hakkında hadisler var değil mi? Ahiret günü herkesin defteri ona verilecek. Cenab-ı Hak sağından alanlardan eylesin. Hayırlı amellerle dolu defterler sahibi eylesin. Arkasından, solundan alanlardan eylemesin. Yani defterini alacak eline, Allah diyecek, hiçbirisi gizli kalmamış. Bu nasıl kayıt tutulmuş böyle? Bir noktayı bile ıskalamamışlar. Şaşıracak adam. Artık o defterin niceliğini bilmiyoruz. Elimize tablet mi verilecek? Elimize data bank mı verilecek? Nasıl verilecek bu amel şeyi bize gösterilecek? Bilemiyoruz. Ama orada onu inceleyip göreceğiz. Hiçbir şey ıskalanmamış. Bizim bütün hayatımızın datası tutulmuş. Nasıl hafızamızda tutuluyor? Melekler de kendi datalarını tutmuşlar. Göreceğiz orada. Hesaplar onun üzerinden görülecek. Dolayısıyla haşre ve neşri suhufa ve mizan-ı ekberdeki işte amellerin tartılacağı o terazi, mizan-ı ekber, muvazene-i amale delalet ederler. Oradaki amellerin tartılması işlemine delalet ederler. Çünkü her şeyin mukadderatını gözümüz önünde nizam ve mizan levhalarında kaydetmek. Mukadderat olacaklar. Kaderde takdir edilmişler. Onları nizam ve mizan levhalarında kaydetmek ve her zihayatın sergüzeşt hayatiyelerini kuvve-i hafızalarında, hafıza kuvvelerinde diyelim, çekirdeklerinde ve sair elvah-ı misaliyede yazmak, misali levhalarda yazmak ve her ziruhun hususan insanların defteri amallerini elvah-ı mahfuzada tespit etmek, geçirmek, öyle muhit bir kader ve hakimane bir takdir ve müdakkikane bir kayıt, ince bir kayıt ve hafizane bir kitabet, ancak mahkeme-i kübrada umumi bir muhakeme neticesinde daimi bir mükafat ve mücazat için olabilir. Yoksa o ihatalı ve inceden ince olan kayıt ve muhafaza bütün manasız, faydasız kalır, hikmete, hakikate münafi olur. Ne dendi bize? Ya bu dünyada bir kayıt hakikati var. Her şeyin akıbeti ya da alacağı yol, güzergahı onda kayıtlı. Giriyorsunuz mesela DNA'sına, bugün bilim mesela DNA iniyor. Ya o DNA diyor ki bu adam şöyle şöyle birisi olacak. O bilim adamı bunu çıkarabiliyor. Kayıtlı. Veya işte bir ağaç tohumunu verdiği zaman tohumuna kendisini kaydediyor. Kayıtlı. Daha önce konuştuk. Sesimiz duvarda iz yapıyor.